Bağcılar Belediye Başkanı'nın istifası konuşuluyor ve yanında Mehmet Tuncer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP meclis üyesi var. Ali Morca beni duyuyor musun? Evet Ahmet Borcalı, sizi duyuyorum. Şu an Yeni Kapı'dayız. Meclis toplantısı var. Faaliyet raporları görüşülüyor. Şu an yanında Sayın Mehmet Tuncer Bey var. İBB meclis üyesi kendisi. Evet. Kendisine soracağız. Bağcılar'da neden istifa etmiş Bağcılar Belediye Başkanı? Kendisine soralım. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Tabii Bağcılar'da konuşulan bir sağlık nedeninden bahsediyor ama işlerin içerine baktığımızda aslında başka şeyler de konuşuluyor. Tabii bunlar net bilgi ama özellikle mevcut belediye başkanımız, yani istifa eden belediye başkanının Şehircilik Bakanı'na Murat Kuru'yla uzun süre bir tartışmaları olduğunu, bunun da artık gün yüzüne çıktığı söyleniyor. Hatta bunun örneği de Bağcılar Meydanı'nda hemen caminin yapılan bir yeni bir inşaat. Bu maalesef imara kapalı olan bir yerdi. Şehircilik Bakanı vesilesinin imara açıldığı da Bağcılar'da büyük ses getirdi. Tüm kesimler bu konuda rahatsız oldular. Bu rahatsızlık daha da büyüyünce tabi AK Parti'nin içinde rahatsızlık meydana geldi. Ama tüm Bağcılar'da şu an konuşulan böyle bir imarın oraya uygun olmadığını, bundan dolayı diğer vatandaşlarımızdan dolayı onun ziyade AK Parti'dekiler rahatsız olduğu söyleniyor. Bunun tamamen bu şekilde olduğunu herkes ifade ediyor. Evet, iddialar bu yönlü. Doğru, evet. Bu iddia. Bu bir iddia. Ama Lokman Bey'in gerçekten rahatsızlandığının, hatta kendisine geçmiş olsun dediğini biliyorum ama diğer kısmına bağışla asıl konuşulan bu. İmarına ilgili konu. Evet, arkamızda toplantı var. Evet. Neler konuşuluyor? Bir aktarır mısın? İETT'nin faaliyet raporu konuşuluyor. Yapılan bir sürü engele rağmen yapılan bir sürü güzel şeyler var. Onlar anlatılıyor. Bu güzel şeyler devam edecek, böyle kalmayacak. Ama bir sürü engele rağmen biz bu işin içinde çıkacağız yüzümüz arkayla. Saraçhane yerleşkesindeydi. Şimdi Yeni Kapı'da. Yani Saraçhane'deki yer biraz biliyorsunuz mekan olarak biraz küçüktü. Aslında oradaki ambiyans daha farklı. Ama burada yine pandemiden dolayı burada yapılması daha uygun olur diye düşündüm ama bundan sonraki meclislerin yine Saraçhane'de olacağını düşünüyorum. Gayet gözlemliyoruz. Biz sakin geçiyor toplantılar. Maalesef şu anlaşıldı. Yani AK Partili arkadaşlarımızı biz tanıyoruz kendilerini. Ya biz herhalde haksızlık yapıyoruz. Bu kadar bağırarak, sertleşerek nereye varacağız? Bir sonuç almadıklarını gördüler. Ama asıl şu, yapılan şey Ekrem Bey'in özellikle gece gündüz çalışmasını sevdi. Ne yapabilirim İstanbul'a, ne kadar faydalı olabilirim? Hakikaten bunu da başarıyor. Anketlerde gördüğümüzde Ekrem Bey'in oyu şu an %56-%57. Bu da demek ki başarılı olduğunu gösteriyor. Evet, siz hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi hem de Bağcılar Meclis üyesi. Evet, Bağcılar Meclis. Şimdi ben aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi üyesiyim ama asıl Bağcılar Meclis üyesiyim. Biz Bağcılar'da da mesela muhalefetiz. Eksik bir şey varsa kendilerine izah ediyoruz. Hatta oğluma oy da veriyoruz. Arkadaşlar bu doğrudur. Evet, biz de buna katılıyoruz. Ama eksik olan şeyleri de anlatıyoruz ve karşısına çıkıyoruz. Evet, iddiaları değerlendiriyorsunuz. İddiaları takip ediyorsunuz. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Asıl niyet şu olmalı. Hepimizin, eğer Bağcılar Meclisi'yiz, Bağcılar'a ne kadar katkımız olur? Fark etmez, rakip karşımızdaki başka bir parti olsa, önemli olan birlik beraberlik içerisinde Bağcılar'a nasıl katkımız olur? Aynı şey biz de AK Parti'de burada bekliyoruz Büyükşehir'de. Ama maalesef onu göremiyoruz. İstanbul'un en büyük ilçelerinden bir tanesi. Üçüncüsü, evet. Üçüncüsü. Maalesef yeşil alanı çok az olan 0.35 gibi insanlar nefes alamayacağını, betonun yığını olan bir ilçe. Evet. Ahmet Boryalı, şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Kendisine, konuğumuza çok teşekkür ederim. Faaliyet raporları devam ediyor. Görüşülüyor. Biz de bunları yakından takip ediyoruz. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar. Sağ olun. İyi teşekkürler Ali Morca. Evet. İlginç tabii ki bir bilgi paylaştı bizimle Mehmet Tuncer. İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi, aynı zamanda Bağcılar Belediyesi'nin de meclis üyesi, istifa eden Başkan Lokman Çağrıcı'nın evet belki sağlık sorunları olabilir ama dedi, arkasında yatan başka bir iddiayı da gündeme getirdi.